İklim değişikliği dediğimiz kavram ya da olay olgu son 20-30 yıldır hayatımızda hakikaten çok ciddi değişiklikler yarattı. Doğa olayları da aslında büyük ölçüde artık ekstrem olaylar şeklinde kendini göstermeye başladı. Hiç daha önce alışık olmadığımız ya da belki 50 yılda, 100 yılda karşılaştığımız olaylar çok daha sık hayatımıza girmeye veya tanıklık etmeye başladık. Bizim Van Gölü'nde işte gördüğümüz ya da yaşanan o hortum olayı da aslında belki yakın zamanda hiç kimsenin tanıklık etmedi. Geçmişte yaşanmış mı bilmiyorum ama kayıtlarda herhangi bir buna ilişkin duyum almadım. Yaptığım ön incelemede de karşılaşmadım veya doğrusu bu alanda bu tarz bir olayın gerçekleşmesini de büyük ölçüde geçmişte beklemiyorduk. Ama bundan sonra aslında yaklaşık bir 10 gün önce buna ilişkin yaptığım bir görüşmede bu tarz olayların burada da artık yaşanabileceğine işaret etmiştim. Neden? Çünkü şunu biliyoruz, yani bu tarz olayların yaşanabilmesi için hakikaten bazı dinamiklere ihtiyaç var. Yani bir defa çok geniş bir alan stabiliteye ihtiyaç var. Yani kararlılığa, zamana ihtiyaç var. Yani aşağı yukarı hareketlere, enerji depolaması için o ortamın buna ihtiyacı var. Dolayısıyla hani bu tarz siklonların, yani böyle gezici, daha doğrusu siklonların oluşabilmesi, böyle hortumları gerçekleştirebilmesi aslında çok özel durumların bir sonucu. Bunu da artık yeni yeni görmeye başladık. Muhtemelen biz bundan sonra da görmeye başlayacağız. Bunun da burada görülmesi aslında çok doğal değil. Doğal ancak yani bu sıklıkta, yani 3 tane, bir tane de değil, 3 tane hortum görüntülerde görünüyor. Yani üçünün aynı anda gerçekleşmiş olması gerçekten özel bir durum. Ama tekrar ediyorum, iklim değişikliği bu tarz doğa olaylarının artık daha böyle küçük 3700 kilometrekarelik göllerde de görülmesine neden oluyor ve muhtemelen biz bundan sonra bu hortumları daha sayıca fazla, daha sık aralıklarla göreceğiz. Yani belki Akdeniz'deki gibi çok büyük su kütlelerini taşımayacak. İşte karaya ulaştığı yerde belki çok ciddi zararlar vermeyecek ama yani hortumun büyüklüğünü gördükten sonra aslında bu tarz hortumların yakın çevre, özellikle kıyı bölgesine küçük çaplı da olsa zarar vereceğini de düşünebiliriz. Hortumun ortaya çıkması iklim değişikliğinin bir sonucu. Yaşanan o iklimdeki sapmanın, sıcaklıktaki artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan ekstremler, ekstrem doğa olayları. Yani nasıl sıcaklıkta ekstrem sıcaklıkları görüyorsak, ekstrem soğukları göreceksek, işte su ile ilgili o sorunları yaşıyorsak, aynen bundan sonra denizlerimizde ve böyle küçük göllerimizde dahi bu tarz hortumları, doğa olaylarını iklim değişikliğinin bir sonucu olarak göreceğiz. Bu tarz olaylar büyük ölçüde daha büyük alana ihtiyaç duyar. Çünkü onun oluşabilmesi için, tekrar ediyorum, çok ya geniş kara parçasına ya geniş büyük kütle, deniz kütlelerine ihtiyaç var. Okyanuslar bunun için en uygun yerler. Tabii denizlerde daha küçük olur, kara parçalarında da olur. Daha küçük ölçekli, yani stabil, o özellikle yüksek basıncı yaratırlar. Örneğin Türkiye'nin birçok bölgesinde kış aylarında yüksek basınç merkezleri olur, lokal, yerel. Ama hani burada Van Gölü'nde, yani bu kadar küçük mesafede, küçük alan içerisinde bunların yaşanıyor olması bence çok özel, önemli bir doğa olayı olarak ifade edebiliriz. Böyle normal bir olay mı bu ya?